Selam gençler kimya odasısınız kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Canlar ne var ne yok umarım herkes iyidir. Evet çalışmalarımıza şimdi soru çözerek devam etmek istiyoruz. Bizim AYT için iki tane kampımız var. Önce dün ne yaptık? Biz bu asbaz dengesini konu anlatım kampında bitirdik. Ve size tabii ki aralarda böyle ödevler de veriyorduk. Şimdi bu ödevleri yapma zamanı, çözme zamanı. Yapamadığınız sorular varsa bunları tek tek çözmek istiyorum. Sizi geliştirmek istiyorum arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Test 45'te kalmıştık yani. Test Manisa'da kalmıştık. Bu arada Manisa'dan bizleri izleyen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız varsa arkadaşlar herkese başarılar dilelim ve herkese de selamlarımızı gönderelim. Eğer aşağıdaki beğen tuşuna basarlarsa orada bizi acaba kaç tane Manisalı var bizi izleyen oradan da bunu görmüş oluruz. Evet arkadaşlar ne yapalım o zaman? Hemen sayfamız 94-95'i açalım ve ilk sorumuz hemen gelsin test 45 ile alakalı. Evet geldi. Diyor ki 25 santigrat derecede bulunan sulu çözeltilerle ilgili hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar bizim suyun bir iyonlaşma dengesi vardı. Böyle çift okla yazdığımız. Ne yapıyorduk? H artı ve OH eksi bir şeklinde bunu yazıyorduk değil mi? Kaosu dediğimiz şey neydi hatırlar mısınız? H artı yon derişimi çarpı OH eksi bir derişimiydi ki bu neydi? Bu aslında 10 üzeri eksi 14'tü. Bu nerede? Bu 25 santigrat derecede. Şimdi eğer ortam nötr ise ne yapıyorduk? H artı yonları derişimi ile OH yonları derişimin eşit olduğundan bahsediyorduk ve bunlar 10 üzeri eksi 7 moler 10 üzeri eksi 7 mol oluyordu değil mi? Eğer şimdi ortam asidikse o zaman ne olurdu? Asidik ortamda ne olmasını bekleriz tabii ki. Haşartı yonları derişiminin OH iyonları derişiminden büyük olmasını bekleriz değil mi? Mesela diyelim ki 10 üzeri eksi 5 olsun. 10 üzeri eksi o zaman 9 olsun değil mi? Hani 10 üzeri eksi 5, 10 üzeri eksi 9'dan daha büyüktür. Şimdi pH'in formülü neydi? pH eşittir. Eksi logaritma H artı onları dirişimiydi. 10 üzeri eksi 5'in logaritması eksi 5. Önde bir de eksi var. O zaman bak burada pH ne olur? pH'imiz 5 olur. Peki pH'imiz neydi? Onu da yazalım istersen. pH eşittir. Eksi logaritma OH iyonları derişimiydi. O zaman ne yaparız? 10 üzeri eksi 9'un logaritması eksi 9 bir de önde eksi var. Evet pOH'ımız da bu durumda nedir? 9'dur. Zaten bak pH ile pOH'ın toplamı da neydi? Hatırlarsan 14'tü. Şimdi bak pH eğer pH'den küçükse ortam asidik oluyor. Tam tersi olursa ortam bazik olacak demek ki. O zaman bu ifademiz yanlış olur. Peki devam edelim. pH 7'den büyükse. Şimdi bak pH 7'den büyükse. Bak görüyorsun pH 9, 7'den büyük. Ortam neymiş? Ortam asidik ama ortam baziktir demiş. O zaman bu ifademiz de olmadı yani. C şıkkı bir kalsın D'ye bakalım. Eğer pH pH'den büyükse. Yani tam tersi olsaydı şu yazdığımın. Atıyorum pH diyelim 10 olsun. O zaman ne olsun bu durumda? pH'imiz da toplam 14'e gelecekse 4 olacaktır. E şimdi pH'imiz ee 10 sa, pOH'ımız da 4 o zaman pH'imiz 7'den küçük olmalıydı ama 7'den büyüktür demiş. Bu da olmaz. OH onları derişimi 10 üzeri eksi 7'den büyükse zaten o zaman ne olur bu durumda? Arkadaşlar mesela şu örneğe bakalım isterseniz. pH'imiz 10 sa, H artı onları derişimi zaten ne olması lazım? 10 üzeri eksi 10 olması lazım. pH'imiz 4 ise de OH iyonları derişimde bu durumda 10 üzeri eksi 4 olması lazım. Ki zaten 10 üzeri eksi 4 molar 10 üzeri eksi 7'den büyük değil mi? O zaman bu durumda aslında ortamın bazik olması gerekir. Ama böyle bir şeyde ortam analistik olması mümkün değil. Bu da olmadı zaten. Şimdi C şıkkına bakalım. Eğer diyor H artı iyonları derişimi OH iyonları derişimden büyükse. Yani şu ortamsa işte H artıya 10 üzeri eksi 5 dedik. O OH aşağıda 10 üzeri eksi 9 dedik. Yani şu ortamsa ne olur? pH da pOH'dan küçük. Bak pH 5 iken pOH'ımız 9. Evet şu an bunu sağlamış olduk. Bu tarz sorularda mutlaka sayı vermenizi öneriyorum arkadaşlar. Sayı verin. Ben de karıştırabilirim. O yüzden hani çok böyle bilmek tabii ki böyle size emin olmanızı sağlar ama arkadaşlar hata yapmanızı istemiyorum. Lütfen sayı verin çünkü ayette de vaktiniz zaten var. O yüzden cevap da bulunmuyor geliyor diye bakarsak C şıkkı geliyor deriz. Geldik 2'ye Şimdi saf suyun bize burada iyonlaşma denklemini vermiş görüyorsun ki, bak ısı nerede, ısı giren nerede? diyor ki saf suyun oda koşulları ki bizim buradaki K su dengemiz 10 üzeri eksi 14. Yani şöyle ki aslında H artı derişimi çarpımıyla ki H artı demek aslında hidroyumla aynı şeydir. Bak bunu şöyle yazabiliriz. H artı artı OH eksi 1 de yazabiliriz. Hiç fark etmiyor yani. H artı derişimi çarpımıyla OH yonları derişimi çarpımı tabii e, bu ne oluyormuş? 10 üzeri eksi 14 oluyormuş. Hani ürünler böyle girenler ama biliyorsunuz hatırlarsınız diye düşünüyorum. Bak ürünler suda da e, ama giren sıvı olduğu için zaten gireni almıyoruz. O yüzden direkt ürünler derişimi 10 üzeri eksi 14 oluyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu şekilde bunu yazıyoruz. Peki bu durumda bunu yazdıktan sonra diyor ki arkadaşlar 25 derece saf suda. Şimdi saf su deyince nedir? Saf su zaten nötr'dür değil mi? Nötr olduğu zaman zaten H yonları derişimi ile OH yonları derişimi birbirine eşittir. Yani o zaman ne olacak? 10 üzeri eksi 7 molar 10 üzeri eksi 7 molar çarparsak 10 üzeri eksi 14 olmalı. O yüzden arkadaşlar bu ifademiz Tabii ki doğru gelir. Peki 50 santigrat derecedeki suyun K su değeri 10 üzeri eksi 14'ten büyük mü? Şimdi bak ben burada sıcaklığı artırırsam şu an bu 25 santigrat derece. Oda koşulları demek 25 santigrat derece demektir. 25 santigrat dereceden sen 50 santigrat dereceye gidersen sıcaklığı artırman lazım. Yani ortamı ısıtman lazım. Girenlerde bir şey artarsa otomatikman ortam ne yapar? Ürünlere doğru kayar. Yani ürünlere doğru kayınca H artı yonları derişimi artar. OH yonları derişimi artar. Dolayısıyla 10 üzeri eksi 14 değeri de artacaktır. O yüzden bu da doğru gelir tabii ki. Peki devam edelim. 0 santigrat derece saf suda OH10'ları derişimi 10 üzeri eksi 7 molardan küçüktür. Aynı mantığın tam tersi. Şimdi bak ortam 25 santigrat derecede 10 üzeri eksi 14 olacak değil mi? H artı 10'ları derişimin OH10'ları derişimin çarpımı. Sen sıcaklığı azaltırsan ne olur? O zaman bak girenlerden bir şey azaltmış olursun. O zaman sistem otomatikmen girenlere doğru kayar mı? Evet kayar. O zaman H artı derişimi çarpımı oh onları derişimi çarparsak bak bu azalıyor, bu da azalıyor. O zaman otomatikmen 10 üzeri eksi 14'ten daha küçük bir değer yakalarsın diye düşünüyorum zaten. Aslında h artı yonları dirişimde o h yonları dirişimde o zaman ne olur? Atıyorum 10 üzeri 8 molar. 10 üzeri 8 molar gibi bir değer olur. Hatta bakın ben böyle 10 üzeri x8 diye yazdım da k su değeri de bak ne oldu? 10 üzeri 16 oldu şu anda görüyorsun ki. Ama h artının ve o h yonlarının azalacağını zaten söyledik. O yüzden bu da yani doğru geliyor. Yani 10 üzeri 7den daha küçük olması gerekir. Cevap da hepsi doğru olduğu için de e şık olur deriz. 3'teyiz. Şimdi 3. soruda bize burada ne yapmış? Brosted Lowry asit baz tanımına göre. Şimdi şöyle demiştik hatırlarsan. Bir madde bir maddeye H artı verirse H artı veren maddeyi biz asit diyoruz. H artı iyonunu alan maddeyi de biz baz diyoruz. Peki nasıl olmuş? Bak şöyle ki bir sülfat iyonu e, karbonat iyonuna haşartıyı vermiş. Tamam mı? Bak görüyorsun ki haşartıyı vererek bak kendisi bir sülfat sülfata dönüşmüş çünkü. Fark ettiniz mi? O zaman demek ki burada bir sülfat iyonu ne diye gibi davranmış? Asit gibi davranmış. Ve aynı şekilde bakarsanız da karbonat iyonu ne gibi davranmış? O da zaten baz gibi davranmış. Çünkü o da haşartı aldığı için. Peki hala diğer tarafa bakalım. Zaten bu bir denge. Bak buradaki bir karbonat var, sülfat var. İşte bir karbonat ne yapmış? sülfat iyonuna haşartı vererek zaten kendisini ne yapmış görüyorsun ki? Kendisini karbonata dönüştürmüş. O zaman demek ki burada bir karbonat iyonu da nedir? E asittir diyebiliriz. Aynı şekilde sülfat iyonu da hidrojen iyonu aldığı için o da bazdır deriz. İşte bak birbirine benzeyen maddeleri biz Konjüge asit baz çifti diyoruz aslında. Demek ki bu maddeler birbirlerinin neymiş? konjüge asit baz çifti. Yani o zaman mesela bir sülfata biz asit 1 dersek sülfat iyonu da baz 1 olur. Bir karbonata biz asit 2 dersek de da onun Konjüge baz olan karbonata biz baz 2 diyeceğiz. Tamam Olay bu. Şimdi olayı böyle gördükten sonra aslında bir karbonat proton salıcıdır. Zaten proton verdiği için proton salıcı oluyor zaten. Görüyorsunuz ki bu ifade doğru geldi. Bak ne yaptı? Bir, bir karbonat sülfata Hidrojen verdi. Peki karbonat bronzet bazıdır demiş ki. Bak karbonata biz baz demiştik görüyorsunuz ki. O yüzden bu da doğru geldi. Devam edelim. Ee, bir karbonatla karbonat konjüka asit baz çifti. Bak asit ve baz çifti olarak görmüştüm bunu. Böyle söyleyebiliriz. E şıkkına geçelim. Ee, bir sülfat ve bir karbonat asit gibi davrandı. Evet doğru bunu da böyle yakalayabiliyoruz zaten. Bakın bir sülfat ve bir karbonat asit gibi davrandı. Ama diyor ki. Sülfat diyor bir sülfatın diyor konjüge asitidir. Hayır değil arkadaşlar konjüge bazıdır. Bak burada şöyle diyebilirsin. Arkadaşlar iki şey birbirine benziyor diyelim. Hidrojen fazlası olan e, asittir diğeri bazdır. Mesela bak bir sülfat ve sülfat birbirine benziyor. Sülfatla hidrojen var diğerinde e, bir sülfatla hidrojen var. Sülfatla hidrojen yok o zaman bu asittir. Bu da bunun bazıdır. O yüzden cevap bu ne gelir derseniz cevap da bu durumda. tabii ki D seçeneği geliyor deriz. Geldik 4'e. 4. E. 4. soruda bize pH bölü pOH eşittir 6 olan bir sulu çözelti için hangidir doğrudur demiş. Biz öncelikle bunları bulmaya çalışalım istersen. Bak neydi? pH ile pOH'ın toplamı neydi? Zaten 14'tü 25 santigrat derecede. Şimdi bu oran 6 ise pH'e biz 6K desek pOH'a e da K diyeceğiz. O zaman toplam 7K'mız 14 ise K buradan 2 gelmez mi? O zaman demek ki pHımız. 12 iken pH'imiz da 2. pH 7'den büyük olduğu için ortam baziktir diyebilirsin. Ya da şöyle düşünebilirsin. He bak pH 12 ise o zaman H artı derişimi 10 üzeri eksi 12'dir değil mi? Hani ne yapıyorduk? Eksi logaritmasını alıyorduk. 10 üzeri eksi 12'nin eksi logaritmasını alırsam 12 gelir. O durumda pH'ımız ne olur? E, 2 ise OH onları derişimizde 10 üzeri eksi 2 model olmak zorunda değil mi? 10 üzeri eksi 2'nin de eksi logaritması 2 olur. Peki bu durumda bak bakarsam OH onları derişimi zaten H artı büyüktür ve ortam baziktir diye buradan da yakalayabilirsin. Şimdi ortam bazik değil mi? Bakalım. Tursol kağıdının rengini kırmızıya çevirir demiş. Hayır tabii ki. Tursol kağıdının rengini mavi yapar. Bu ifade yanlış. Çünkü elinde bazı baz var. Baz olduğu için H artı yonları derişimi OH'tan küçüktür. Evet bu doğru geliyor zaten. Zayıf asit çözeltisi olabilir. Evet bak bu bir baz olduğuna göre asit çözeltisi olamaz tabii ki. Asit olsaydı pH 7'den küçük olmalıydı. O yüzden bu ifademiz olmaz. Cevap da bu durumda. Yalnız ki yani B şıkkı. Yani zayıf da olsa kuvvetli de olsa pH'imiz 7'den küçük olur asit olduğunda. 5'teyiz. Şimdi beşinci soruda elimizde 3 tane kabımız var. 3 kaba sırasıyla amonyak, asitik asit ve saf su ilavesi yapıyoruz. Bunların acaba pH değişimi nasıl diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar bakın HCl zaten bizim burada başlangıçta pH 7'den küçük değil mi? Ama sen buna baz ilavesi yapıyorsun. Yani bunun zaten pH 7'den büyüktür. O zaman asit üzerine baz ilavesi yaparsak atıyorum pH ne yapar? Artar artar. Çünkü nötrleşme olur. Hani pH 2 iken 3 olur, 4 olur, 5 olur. Hatta 6 olur, 7 olur. Bazın aşırısı varsa 8 olur, 9 olur gibi. O yüzden burada ne olur? pH artıyor arkadaşlar. Artarları biz burada işaretleyelim. Devam edelim diğer ifadeye. Saf su zaten pH'imiz 7 burada. Sen ne yapıyorsun? Asit ilavesi yapıyorsun. Asit ne yapar? pH'i düşürür tabii ki. O yüzden burada pH'imiz azalır diyeceğiz tabii ki. Evet. Peki bak şimdi elinde pH'ı arkadaşlar 7'den büyük. Atıyorum pH 9 olsun. Balt çünkü bu. pH 9 olan bir çözelti var. Sen buna saf su ilavesi yaparsan saf suyun zaten pH'ı 7'dir. Sen ne yaparsın burada? Buradaki OH iyonlarını zaten e, burada arkadaşlar seyreltirsin ve pH'ı böyle 7'ye doğru yanaştırırsın. Tabii ki pH hiçbir zaman tam 7 olmayacak ama pH 7'ye doğru yanışacak. O yüzden pH bu durumda azalacaktır deriz. Çünkü bazın etkisi azalma kalmak zorundadır arkadaşlar. O yüzden burada bakıyorum ki A şıkkını ben burada hemen işaretlerim. Geldim 6'ya. 6. 6 soruya baktığımız zaman demiş ki Asya ve bazların kuvvetleriyle ilgili aşağıdaki karşılaştırmaların hangileri yanlıştır demiş. Şimdi bize burada bazı asya ve bazlar vermiş görüyorsunuz ki bazı kıyaslamalar yapacağız. Şimdi A şıkkında HCl ve HF vermiş değil mi? Şimdi burada 7A grup elementlerini düşünelim. Flor, klor, brom, iot diye aşağı doğru bu elementler sıralanır. Ve bunların hidrojenli bileşikleri tabii ki asittir. Ve aşağı doğru gidildikçe o arkadaşlar elementin yani hidrojenin yanındaki elementin atom çapı arttığı için ne oluyor? Hidrojen daha kolay ayrılabiliyor. O yüzden aşağı doğru gidilirse atom çapı artar. Ve o yüzden A şıkkımız doğru gelir. HC ile haşveden daha kuvvetli bir asit olmuş oluyor. Sodyum hidroksit ve amonya bakarsak sodyum hidroksit bak sodyum 1A grubu elementi ve hidroksiti tabii ki kuvvetli bir bazı ifade ediyor. Ve zaten amonyak zayıf bir baz olduğunu hep derslerimizi vurgulamışızdır. O yüzden kuvvetli baz zayıf bazdan daha kuvvetli olduğu için bu da doğru geliyor. Geçelim D'ye. Arkadaşlar burada elinde oksi asitler var. Oksi asitlerde öncelikle merkez atomuna bakarız ki merkez atomlar klor klor aynı. Merkez, önce E şıkkını bir, isterseniz bir yorumlayalım. E şıkkında arkadaşlar merkez atomuna bakıyoruz. Merkez atomdaki klor var, iot var. Arkadaşlar klorun elektronegatifliği iottan daha büyük olduğu için hidrojen buradan daha kolay ayrılabiliyor. O yüzden bu durumda tabii ki oksi asitlerde bu H, O büyüktür. H, O şeklinde söyleyebiliriz. Çünkü elektronegatiflik bir grupta yukarı doğru artardı. E, klor, iyottan daha yukarıda olduğu için elektronegatifliği fazladır ve hidrojen ayrılması kolaylaşıyor burada. Peki diğerine bakalım. Bak burada klor, ikisi de klor. O zaman klorun burada yükseltgen basamağına bakacaksın. Yükseltgen basamağı büyüdükçe o atomun hidrojeni salması kolaylaşır. Mesela oksijen burada tabii ki eksi 2, hidrojen artı 1. Toplarsak bak buradaki klorun artı 1 olması lazım sıfırlayabilmesi için. Şimdi bakalım bak hidrojen zaten burada artı 1. Burada oksijen eksi 2 buradan eksi 8 gelir. Eksi 8 artı 1 daha eksi 7. O zaman burada klorun artı 7 olması lazım ki. O yüzden burada kuvvet olan tabii ki HClO4 HClO'dan daha kuvvetlidir deriz. Bu da doğru geliyor. Şimdi organik asitlerde ise arkadaşlar karbon sayısı arttıkça bizim elimizdeki asitin kuvveti azalır. Bak burada zaten görüyorsun ki şunu saymıyorsun zaten karboksil grubunu. Bak burada hiç karbon yokken burada bir tane karbon var metil var. O yüzden bu tam tersi olması lazım. Yani formik asitin daha kuvvetli olması lazım asitik asitten. Yani o yüzden olmadığı için cevapta C geldi. geldi. 7'deyiz. Burada bize bazı asit baz çiftleri vermiş. Hangisi yanlıştır demiş. Konj Konjüki asit ve baz olarak bakacağız olayımıza. Arkadaşlar bakın olay şu. H artı yonu fazlaysa o madde asittir. Ee, eğer eksikse de ne olur? Tabii ki bazdır diye kodlayabilirsin tamam mı? Şimdi bak H2O bak 2 hidrojen var. OH'da 1 hidrojen var. O yüzden H2O'da 2 hidrojen olduğuna göre hidrojen sayısı fazla olduğuna göre evet bu ifademiz doğru gelir. H2O konjüge asitken o işte onun konjüge bazı. Amonyum bak 4 hidrojen var. Amonyakta 3 hidrojen var. Dolayısıyla evet bu asit bu da bazdır. Bu da doğru geldi. Evet C şıkkına bakalım. Hidronyum ve suya baktığınız zaman hidronyumda 3 hidrojen var. H2O'da 2 hidrojen var. Hidronyum asit gibi su ise baz gibi davranmıştır. Bu da doğru gelir. Peki devam edelim. E şıkkına bakalım. Arkadaşlar bakın hidrojen var. Hidrojen yok. Asittir, bazdır. O yüzden bu da doğru gelir ama şimdi buna bakarsınız arkadaşlar hidrojen bir tane. Burada iki tane hidrojen var. Evet. O zaman tam tersi olması lazımdı. Hidrojen sayısı fazlaysa asittir, eksikse bazdır. Cevap da bununma ne oluyor? D şıkkı oluyor deriz. Geldim arkadaşlar 8'e. Şimdi benim burada H+ artı ve OH iyonlarının ifade edildiği bir grafiğim var bu grafiğe göre hangisi doğrudur demiş. Şimdi Y noktasına bakalım öncelikle. Tabi bu neyi ifade ediyor? H artı ve OH iyonları derişiminin çarpımını ifade ediyor. Zaten bak oda koşullarında neyi biliyoruz? H artı iyonları derişimiyle OH iyonları derişiminin çarpımının biz 10 üzeri eksi 14 olduğunu biliyoruz. Çünkü bu bir dengedir tamam mı? Evet bak asit de olsa baz da olsa nötr de olsa bu zaten suç özelliklerden mutlaka sağlanmalı. Şimdi bak Y'ye bakalım. H artı yonları 10 üzeri eksi 4 ise o zaman bu nokta ne olur? 10 üzeri eksi 10 olur. Bak görüyor musun? OH yonları dirişimi 10 üzeri eksi 10 olmak zorunda. Peki Z'ye bakalım. Bak OH yonları dirişimi 10 üzeri eksi 2 ise o zaman şurada da ne olması lazım? 10 üzeri eksi 12 olması lazım ki olayı burada yakaladık. Peki Y'ye baktığınız zaman hangisi daha büyük? 10 üzeri eksi 4 değeri 10 üzeri eksi 10'dan daha büyük olduğuna göre. Demek ki y ortamı bak o büyük olan da h zaten görüyorsunuz ki. H daha büyük olduğuna göre y burada asittir. Ve x'e bakalım bak x 10 üzeri eksi 7 10 üzeri eksi 7 görüyor musunuz? Demek ki burada asit ve baz etkisi görülmez. Ortam nötr'dür deriz. Çünkü ikisi birbirine eşittir. Peki diğerine bakalım 10 üzeri eksi 2 mi daha büyük? 10 üzeri eksi 12 mi daha büyük? E tabii ki 10 üzeri eksi 2 daha büyük olduğunu duyar gibiyim. O yüzden bu durumda ne olur tabii bakarsan bu noktada z maddesi bir bazdır deriz. Buna göre hangisi doğrudur? Taralı alanın su, suyun iyonlaşma e, sabitine su eşittir demiş alanın. Bakalım öyle mi? E alan zaten arkadaşlar bak burası 10 üzeri eksi 12. Burası zaten 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 12 çarpı 10 üzeri eksi 2'den çarparsak 10 üzeri eksi 14 o alanın bize göstergesi olmuş oluyor. Ve kaosu eşit geldi mi? Evet geldi. Görüyorsun ki bu kaosudur zaten 10 üzeri eksi 14'tür. Bu da doğru gelir. Devam edelim bakalım. Y çözeltisi asitik, Z çözeltisi baziktir demiş ki bakalım Y asitti, Z bazlı. Evet bu da doğru geldi zaten görebiliyorsun. X çözeltisinde pH değeri, pH değeri eşittir. Zaten bak X nötr olduğu için pH değeri 7'dir. pH değeri de zaten 7'dir. Toplamı 14 olmalı. O yüzden bu da doğru geliyor. Cevapta 1, 2, 3 yani E seçeneği gelir. Geldik 9'a. Oda koşullarında bize bir da bir tane madde vermiş. Bu madde nedir? Bak bu madde asitik asit. Sirke asidi. Sirke ruhu. Ama bu madde zayıf asit. Karbon içerenlere zayıf asit demiştim. Hatta çift okla gösteriyorum ben bunu. Şöyle asetat artı H artı şeklinde yazabilirim. Hatta şöyle bile yazabilirim ben bunu. Asetik asit artı su deyip tamam mı ben buna şöyle deyip. Evet gene e, burada asetat artı hidronyum şeklinde dengesini yazabilirim. Zaten H artı demek Hidrojen demektir aynı şey. Şimdi burada asit olduğuna göre pH değeri ne olması lazım? 7'den küçük olması lazım. Atıyorum pH'ı ne olsun? 2 olsun. E pH'ımız ne olur bu durumda? Toplamı 14 olduğuna göre 12 olur. Yani bu durumda ne olur? pH değeri aslında pH'tan Büyük gelmiş olur. E bakalım pH, pOH'dan büyük demiş. Olmaz, yanlış oldu. Peki bu bir asit mi? Evet asit. Asit olduğuna göre haşartı yonları dirişimi, OH yonları dirişiminden tabii ki büyük gelmesi lazım. Ki zaten bak görüyorsun bunu böyle görmüş olduk. Peki bak asit de olsa baz da olsa hiç hiç önemli değil. Burada ikisinin yani haşartı ve OH yonları dirişimlerinin çarpımının 10 üzeri eksi 14 olması lazım. Mesela pH eşittir 2 ya o zaman haşartı yonları dirişimi bu durumda. 10 üzeri eksi 2 molarken OH iyonları derişimde bu durumda ne olur? O da zaten 10 üzeri eksi 12 olur ki ikisini çarparsak 10 üzeri eksi 14'e geliriz. O yüzden bu da doğru geldiği için cevapta D seçeneği geldiriz. Geldim 10'a. Oda koşullarındaki özelliği verilen aşağıdaki çözeltenin hangisinin türü yanlış verilmiştir demiş. Evet bak şimdi A şıkkına bakalım diyor ki nötr nötrse H artı onları ile o H onları derişim birbirine eşit olması lazım ve ikisi de 10 üzeri eksi 7 10 üzeri eksi 7 olması lazım ki çarpımı 10 üzeri eksi 14 olabilsin. O yüzden bu doğru geliyor zaten. B şıkkını bir geçiyorum. Arkadaşlar eğer ortamda o H onları fazlaysa H ortam bazik. Eşit olsaydı nötrdü. H artı daha büyük olsaydı basitik olacaktı. O yüzden bu doğru geliyor. Peki o H onları derişimi 10 üzeri eksi 2 molarsa e çarpımları arkadaşlar bak H artı onları derişimiyle OH H onları derişimin çarpımı ne demiştik 25 santigrat derece oda koşullarında 10 üzeri eksi 14 demiştim. E OH H derişimi 10 üzeri eksi 2 molarsa H artı derişimi 10 üzeri eksi 12 olur. E kim büyük? OH büyük. O yüzden ortam bazik doğru. Evet pH böyle pH'imiz birden küçükse ortam mi? Mesela diyelim ki bak pH'imiz 6 olsun. pH'imiz da arkadaşlar bu durumda 8 olmak zorunda. Görüyorsun ki 6 bölü 8 birden küçüktür. Evet bak pH 7'den küçük olduğunda ortam tabii ki astik olmak zorunda. Hatta bak bunu derişimlerde söyleyebiliriz. Böyle sayı verdiğinde H artı derişimi derişime 10 üzeri eksi 6 molarken OH onları derişimde bu durumda 10 üzeri eksi 8 molar olması lazım. Kim büyük? H artı büyük yani ortam astiktir. Bu da doğru geldi. E ee, şimdi pH pHtan büyükse arkadaşlar pH mesela diyelim ki 9. E H artı onları derişim nedir? 10 üzeri eksi 9'dur. E o zaman bu durumda pH ne olur? 5 olur. O zaman OH iyonları derişimi ne olur? O zaman 10 üzeri eksi 5 olur. Hangisi daha büyük? 10 üzeri eksi 5 mi daha büyük? 10 üzeri eksi 9 mu daha büyük? E tabii ki 10 üzeri eksi 5 daha büyük. E, o kim? OH. OH daha büyükse ortam bazik olması lazım ama asitik demiş. Olmaz. Cevapta da 5 şıkkı. Yani sayı verirsiniz hiç hata yapmazsınız arkadaşlar. Geldim 11'e. 11 soruya baktığım zaman sağ suyun yoğunlaşma denklemi burada verilmiş görüyorsun ki. Ve burada diyor ki oda sıcaklığında sal suyun sıcaklığı artarsa acaba hangisi artar? Bu bir denge. Ürünler bölü girenler yazdığınız zaman kaosu ne oluyordu zaten? Hidronyum iyonları derişimi. Yani hidronyum yerine H artı da yazabiliriz. Hiç fark etmez. Hidronyum çarpı OH eksi 1 diyoruz. Evet. Peki bak sıcaklığı artırırsam sistem ne yapar? Hop ürünlere doğru kayar. Normalde 25 santigrat derece K su değeri 10 üzeri eksi 14 değil mi? Evet bunu böyle görebiliyorsunuz. Şimdi saf su o zaman mesela burada 10 üzeri eksi 7 molar 10 üzeri eksi 7 molardı. Bak bu saf suydu. Sen şimdi sıcaklığı artırırsan sistem sağ tarafa doğru kaydı. O yüzden ürünlerde bulunan hidronyum ve OH iyonları derişimi arttı. Yani bak o zaman bu artarsa bu artarsa atıyorum. E, zaten yine saf su olması lazım. Atıyorum 10 üzeri eksi 5 molar 10 üzeri eksi 5 molar oldu. O zaman K su ne oldu? 10 üzeri eksi 5 çarpı 10 üzeri eksi 5. 10 üzeri eksi 10 geldi. Yani K'su da büyüdü. Evet. O zaman bu durumda Hangisi artar demiş. Bir. Arkadaşlar K değeri artar. Peki iyonlaşma yüzdesi sağ taraf iyonlaşma. Bakın iyonlaşma tarafına doğru gittiği için iyonlaşan maddelerin miktarları arttığı için iyonlaşma yüzdesi tabii ki artar. Peki pH ne olur? Bak eskiden pH'ımız hidronyum iyonları derişimine eşittir. Bak pH eşittir. Eksi logaritma haşa artı iyonları derişimi ya da hidronyum iyonu derişimi şeklinde yazabilirsin. Bak 10 üzeri eksi 7'nin eksi logaritması neydi zaten? Evet. pH'ımız neydi bu durumda? pH eskiden 7 idi. Şimdi pH arkadaşlar bu sefer e, iyonları derişimi 10 üzeri eksi 5 olduğu için pH eşittir. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 5 diyoruz. Yani pH bu durumda 5 oluyor. Bakın gene saf ortam. Arkadaşlar gene gene saf derken şöyle gene nötr pardon saf diyorum yani gene ortam nötr. Ama bu sefer arkadaşlar pH'i 5 olduğu zaman ortam nötr. Dikkat edin hani 25 santigrat derecede pH 7 olduğunda ortam nötr oluyor. Başka bir sıcaklıkta pH'i 7 olmak zorunda değil. Bak pH 5 iken ortam nötr olabiliyor mesela baktığında anlayabildin mi? O yüzden pH değeri artmadı bu arada azaldı gördüğünüze göre. Cevap da bu durumda C seçeneği oldu deriz. Geldik dersimizin son sorusuna. Arkadaşlar demiş ki X maddesiyle hazırlanan bir su çözeltimiz var. Y maddesiyle hazırlanan su çözeltisi buna eklendiğinde pH değerinin azaldığından bahsetmiş. Buna göre bu X ve Y maddeleri ne olabilir diye sormuş. Amonyak bir baz tabii ki. Bunu biliyoruz. pH değerinden büyük. Bu da asit. E bazın üzerine asit ilavesi yaparsak bak pH 7'den büyüktü. Asit ilavesi yaparsak pH 7'ye yanaşır. Hatta asidin fazlasının ilavesini yaparsak da pH 7'den bile küçülür. O yüzden burada pH'i biz azaltırız. Bu olur. Sodyum hidroksit bir bazdır. Karbon dioksit de bir asittir. Evet. E, ametalin oksiti ve oksijen sayısı fazla. Bazın üzerine asit ilavesi yapmışım. Gene pH'i düşürürüm. Evet bu da olur. Kalsiyum oksit metalin oksiti bir bazdır. Evet. SO3 gene baktığımız zaman ametilen oksiti ve oksijen sayısı fazla olduğu için asittir. Bazın üzerine asit ilavesi yapıyoruz. Bu da olur. Evet. E, D şıkkı bir kalsın. E'ye bakalım. Bak sodyum zaten tek başına nötr zaten. Bunu size söyleyelim arkadaşlar. Asit ilavesi yaparak biz ne yaparız? Burada çözeltiye haşartı ilavesi yaptığımız için o çözeltiye haşartı sunabildiğimiz için ne yapıyoruz tabii ki bu durumda? Arkadaşlar ortamın pH'ini düşürmüş oluyoruz. Bu da olur tabii ki. Ama H ve asitken asitin üzerine kalsiyum oksit gibi bir baz ilavesi yaparsam pH otomatikmen bak pH başlangıçta 7'den küçüktü. Onu size söyleyelim arkadaşlar. Ve pH ne olur? Zamanla büyür. Çünkü baz ilavesi yaptık. O yüzden bu ifade olmadı. Cevap da bu durumda değişik oldu. Çünkü bize hangisi olamaz diye sormuştu. O yüzden ben burada bunu bitirdim ve test 45'i yani test Manis'i bu şekilde sonlandırmış oldum. Arkadaşlar bu şekilde ilk dersimiz bitti. Hemen ne yapalım biz tabii ki? Size bir ödev verelim. Test 46, test Kahramanmaraş'ı buradan sizlere ödev olarak vereyim arkadaşlar. 2 saat sonra ben bu videoyu yüklemeye çalışacağım tabii ki. Hadi bakalım. Hepinize başarılar dileyelim. Hedefiniz full arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs>